Arkadaşlar herkese selam. Bugünkü test arabam BMW X2. X2 yenilendi, yepyeni bir tasarıma kavuştu ve birkaç ay önce Türkiye'de satışa sunuldu, yollara çıktı. Bugün test edeceğimiz model ise bu aracın, yani X2'nin S-Drive 20i modeli, yani benzinli modeli. Tabii ki bir elektrikli versiyonu da var. Onu da anlatacağım. Şimdi isterseniz aracın özelliklerine geçelim. Biliyorsunuz ikinci nesil X2, fakat bir şey söyleyeceğim. Yani öyle bir değişmiş ki tasarımı baştan aşağı değişmiş ve bambaşka bir görünüme, sportif ve daha dinamik bir görünüme kavuşmuş. Hemen şöyle baktığında ön yüzünü ben çok beğendim arkadaşlar. Bir BMW logosunu burada görüyorsunuz. Böbrek ızgaralarına ne diyorsunuz? Yepyeni bir yorum, tasarım yorumu katılmış. Far grubu yeniden yorumlanmış. Ön tasarımın açıkçası ben çok beğendim. Asıl değişikliği yan tarafta da göreceksiniz arkadaşlar. Bakın önden, yani A sütunundan başlıyor, arkaya doğru uzanan ve daralan bir silüet kupe yapısı var. BMW otomotiv dünyasındaki son trendlere uymuş arkadaşlar. Biliyorsunuz SUV'lerden, yani SUV araçlardan fastback'lere bir geçiş var. Evet, BMW'nin X2 modeli de ikinci neslinde fastback olarak tasarlanmış. Bence çok güzel olmuş. Hemen arka tarafa geçeceğim ama jantlardan da söz edeyim. 19 inç jantlar hemen bizi karşılıyor. Jant kapaklarını ben beğendim. İkinci nesille birlikte bambaşka bir model olmuş. Birinciyle hiç alakası yok. Ekrana bakın, birinciyi de göstereceğim. Sizden yorumlarınızı bekliyorum. Hakikaten bu otomobili ben son dönemde BMW'nin en iyi, en güzel tasarımlarından biri olur mu? Olabilir mi? Lütfen bu konuda da yorumlarınızı merak ediyorum. Evet, bakıyoruz. Arka stop farlar yeniden yorumlanmış, tamamıyla farklı. Arka kamera burada arkadaşlar. Bunun yıkama özelliği de var. Çünkü kışın çamurlu havalarda kameranız kirlenirse trafikte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yıkama fonksiyonu burada çok işlevsel olmuş. BMW logosunu görüyorsunuz. Hemen gösterdim. Ve S-Drive 20i. Egzoz çıkışları nerede diye soracaksınız. Egzoz çıkışlarını da tasarımcılar hemen aşağıya doğru gizlemişler. Bagaj kapasitesinden söz edeyim arkadaşlar. Şöyle açılıyor. Görüyorsunuz. 525 litrelik bir bagaj hacmi var. Yükleme eşiği biraz yukarıda. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Koltuklar yatırıldığında bagaj hacmi 1400 litreye kadar çıkıyor. X2 ikinci neslinde arkadaşlar büyümüş, uzamış. Kocaman bir otomobil olmuş. Uzunluğu arkadaşlar 4554 mm olmuş. Yani 194 mm daha uzamış. 21 mm daha geniş, 1845 mm olmuş. Yüksekliği ise 64 mm daha gelişmiş ve 1560'a çıkmış. Bu büyümeden aks mesafesi de payını almış. 2692 mm'ye kadar çıkmış. Açmak için şöyle bir şey var. Bir NFC kart var. Dijital anahtar, görüyorsunuz. NFC. Bununla da açabiliyorsunuz. Tanımlamanız lazım yalnız bunu. Bir de normal anahtar var. Bu da yeni nesil BMW araçların anahtarlarından bir tanesi. Bu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Eski BMW anahtarlarıyla yeni nesil BMW anahtarlarını nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? İşte bakın. Bir fastback araç. Dolayısıyla ön taraftan C sütununa, yani A'dan C'ye doğru giderken aşağı doğru basıyor. Dolayısıyla da bu baş mesafesiyle ilgili sıkıntı yaratıyor. Yani ben bile şu anda baş mesafesini biraz sıkıntıyla karşılaştığımı söyleyebilirim. İşte siz de bunun şahidisiniz. Fakat aks mesafesinin büyümesi arkada oturanlar için geniş bir alan bırakmış. Koltuklar tabii çift renk, M Sport olduğu da buradan zaten anlaşılıyor. Şurada havalandırma çıkışlarını görüyorsunuz ve C-Type iki tane burada çıkış var. Özellikle iç bölümünde neler değişmiş? Bir de onları kontrol edelim. İç mekanda hemen dikkatimi çeken, tabii çok şık dikişler. Suni deri kullanılmış. Şöyle bakın, oldukça yumuşak. Burada alüminyum malzemeler var. Koltuklar bir kere çok iyi. Tabii ki paketimizin M Sport olmasının en önemli özelliği koltuklar, sportif koltuklar. Bakın şu bel destekleri. Gayet iyi. Kullanılan malzemelere baktığımızda bir BMW'deyiz, bir premium markadayız. O yüzden de
Yani bunu sizlerin takdirine bırakıyorum. Gayet güzel. Eskiden biliyorsunuz vites hemen şuradaydı. Fakat güzel bir çözümle şöyle bir orta konsol yaratılmış. Kolçak burada. Şöyle açılıyor, kapatılıyor. Buraya bazı şeyleri koyabilirsiniz, böyle küçük eşyalarınızı. Ve vites değişimini buradan yapabiliyorsunuz. Burada bardak tutucular var. Küçük su şişelerini de buraya koyabilirsiniz. Şurada bir bölüm var. Görüyorsunuz. Buraya anahtarınızı koyun, cüzdanınızı koyun. Burada güzel bir çözüm, kablosuz bir şarj ünitesi var. Şöyle sabitleyebiliyorsunuz. Hemen şarja başlıyor. Vites değişikliğini buradan yapabiliyorsunuz. Start stop motoru buradan çalıştırıyorsunuz. Çeşitli modlar var arkadaşlar. Modları da buradan böyle bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir cam tavan var arkadaşlar. Panoramik bir cam tavan. Dolayısıyla bu da arabanın içinin çok geniş görünmesini sağlıyor. Direksiyon simidi BMW'nin diğer modellerinde de gördüğümüz. Tam ele oturuyor. Yumuşak malzeme. Ayarlanabiliyor arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi. Şu şekilde ayarlanabiliyor. Şöyle hem teleskopik hem aşağı yukarı. Ekrana baktığımızda kavisli bir ekranla karşılaşıyoruz. Gösterge paneli 10.25 inç arkadaşlar. Diğer tarafta bilgi ekranı da 10.7 inç. Ve birleşik multimedya ekranı ve gösterge panelini görüyoruz. Oldukça iyi. Head-up display var tabii ki, artılarından bir tanesi. İşte burada bir saklama gözü var. İçerisi tamamıyla değişmiş durumda. İsterseniz şimdi de test sürüşüne çıkalım. Arabanın diğer motor versiyonlarını da anlatalım. X2'nin direksiyonundayım. Hemen ilk izlenim olarak size şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bir BMW'nin içinde olduğunuzu konforundan, sürüş konforundan, otomobilin sessizliğinden hemen anlıyorsunuz zaten. Otomobilin sessiz olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Süspansiyonlar da konfora yönelik ayarlanmış. Şehir içinde oldukça konforlu bir yolculuk sizi bekliyor. Arkadaşlar şu anda testini yaptığım otomobil 3 silindirli 1.6 litre 170 beygir 250 Nm tork üreten benzinli bir motor var. 48 volt teknolojisine sahip. Yarı hibrit bir teknoloji bu, biliyorsunuz. 0'dan 100'e 8.3 saniyede çıkıyor bu otomobil. Yakıt tüketim değerlerine baktığımızda 6 litre ile 6,5 litre arasında yakıt tüketim değerini görüyoruz. Maksimum hızlanma da arkadaşlar 213 kilometre. Bu otomobilin aynı zamanda %100, yani full saf elektrikli bir versiyonu da var. Türkiye'de de satışa sunuluyor bu model. Onun özelliklerine baktığımızda ön aksa bir elektrikli motor var arkadaşlar. 204 beygir ve 280 Nm tork üreten bir motor bu. 0-100 hızlanmasında 8.6 saniyede olduğunu görüyoruz. Elektrik sarfiyatına baktığımızda arkadaşlar 16 ile 17 kilowatt saat ortalama bir enerji sarfiyatı var. Tabii ki her şeyden önemli otomobilin menzili arkadaşlar. 478 kilometrelik bir menzil sunuyor bu araç arkadaşlar. 64.8 kilowattlık bir batarya bulunuyor. 130 kilowattlık şarj desteği de sağlıyor. Eğer hızlı şarjı tercih ederseniz %20'den %80'e arkadaşlar sadece 29 dakikada aracın bataryasını doldurabiliyorsunuz. Normal şarjla eğer aracınızın bataryasını doldurmak isterseniz %100 için 3 saat 45 dakika gibi bir süre gerekiyor. Aslına bakıldığında hem otomobilin bataryasının menzili gayet iyi, şarj süreleri de oldukça bence başarılı. Bir değer daha var. Bu da bana göre çok önemli. 10 dakikada 120 kilometrelik bir menzil elde etme şansınız var. Şöyle düşünün, şehirler arası bir yoldasınız, ihtiyaç molası verdiniz. 10 dakikada işte bir kahve alabilirsiniz. Bir bakıyorsunuz 120 kilometre size aracınız menzil sunuyor. Bu çok önemli değer. Herkesin en büyük korkusu biliyorsunuz elektrikli otomobillerde. Yok işte şarj yetersiz, menzil az, yolda kalırsam ne olur? 10 dakikada bir hızlı şarjla 120 kilometre, ki çok önemli bir mesafe, yol alabiliyorsunuz. O yüzden bence korkularınız yersiz diye düşünüyorum. Araçta sürüş modlarını orta konsolün üzerindeki mod düğmesinden
ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 sürüş modu var arkadaşlar. Şu anda biz aktif olan sport modda gidiyoruz. Bu ambiyans ışıklarını da değiştiriyor, ekranı değiştiriyor ve otomobilin birazcık daha agresif bir sürüş moduna girmesini bekliyor. Düşük modda enerji sarfiyatı yapmanızı da sağlayan bir modu da var. Oturma pozisyonuna gelirse hemen onu da söyleyebilirim. Fastback olmasına rağmen bir SUV gibi yüksekte oturma pozisyonu var koltuklarda. Çevrenizi 180 derece böyle çok rahatlıkla takip etmenizi ve görmenizi sağlayan da bir özellik sunuyor. Bu da artılardan bir tanesi. X2'de iki motor seçeneği var. Bir tanesi benzinli, multihibrit, yarı hibrit teknolojisine sahip bir versiyon. Diğeri de %100 saf elektrik enerjisiyle kullanabileceğiniz bir versiyon. Siz hangisini tercih ederdiniz, hangisini kullanmak isterdiniz? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.